Teşekkürler. Hocam siz de bir emperyal tezgahtan bahsettiniz. Aynen. Ve bu sürecin bir emperyalizm tezgahı olduğunu çok ifade ettiniz. Çok net ve belgeleriyle bakın ortaya koymak istiyorum. Tabii vakit el verdiği ölçüde. Şimdi bakın bu kadar çalışmayı da yapmışım. 9-10 tane ayrı ayrı bunları gittiğim her yerde anlatıyorum. İşte buranın imkanı. Şimdi bakın mesele şu. Şimdi bir kere şu Hollanda meselesinden gireyim ki oradan zaten belli bir noktaya geleceğim. Şimdi ben sevgili hocam bir takım şeylerden bahsetti. Tabii dikkatli olmak lazım ama ben şahsen Türk halkının bu tür provokasyonları yemeyeceğine inanıyorum ve buna eminim. Şimdi bakın bazı fısıltı gazetelerinde o bu işte milisler işte efendim öyle paramiliter güçler bak herkese söylüyorum. Türkiye'yi kimse Lübnan zannetmesin. Tamam mı? Burada orada dürzi milisler bilmem neler vardı. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değil. Bu ülkenin kuralları var. Kurumları var. O anlamda bunları zorlamasınlar. Türk halkının sabrını sınamasınlar ve zorlamasınlar. Kendilerini de bu kadar güçlü zannetmesinler. Ben söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Efendim, hocamın da dediği gibi yahu her seferinde bir mağduriyet gerekiyordu. Bu sefer de bir mağduriyet aradılar. Karşı hattan şu ses geldi. Aradığınız mağduriyete şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Allah Allah. O zaman bakın bunu net söylüyorum. İnanın bana nasıl ki söyleyeceğim Amerika Birleşik Devletleri yani Amerikan emperyalizmi bu tek adam rejimini özellikle planlıyor ve istiyorsa aynı şekilde Avrupa Birliği de istiyor. Bakın size net kanıtı. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan bir sürü kanun değişikliğinde en basitlerinde bile sonuçta kağıt üstünde Türkiye aday ülke derhal Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ayağa kalkıp her türlü şeyi söylemişken üstelik de bir rejim değişikliği olduğu çok açık olan ve anayasanın aslında çaktırmadan birinci maddesini değiştiren. Bak Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyor. Sen bütün güçleri topladığında o cumhuriyettir kalkıyor bir monarşidir geliyor. Buna rağmen sizce de Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Avrupa Parlamentosu'ndan tek bir söz çıkmaması ilginç değil mi? İlginç çünkü evet çıksın istiyor. Ama baktı ki Türk halkı gerçekten meseleyi anladı. O zaman Avrupa evet çıkması için devreye girdi. Şimdi yahu başka bir zaman kalmamış gibi. Tam bu sırada bu engellemeyi sadece böyle düşünmeyin. Ertesi gün bir bakıyorsunuz Bild gazetesi Türkçe hayır başlığı atıyor. Köln ki Türklerin çok yoğun olduğu bir yer Ermeni soykırım anıtına izin veriyor. Bak tezgaha bak. Şimdi buradan bir ama işin kötüsü şu. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Hani Haçlılar falan dediler değil mi? Bakın sadece hatırlatma. Bu Türkiye'ye karşı Haçlı seferlerini başlatan tam bir İslam ve Türk düşmanı olan ünlü Papa 10. İnnosan masum. Onun heykelinin önünde hem de tarih 29 Ekim 2004'te dönemin başbakanı ve dışişleri bakanı Avrupa Birliği anayasasına imzayı attılar. Eğer Haçlılarla ittifak arıyorlarsa bu resim halen orada duruyor.
Böyle işte. Siz ve bana ilginç, verin onu ben göstereyim. İlginç olan şu, dönem başkanı da Hollanda. Bak Allah'ın sopası yok. Dönem başkanı da Hollanda. Şimdi bugüne gelin. Ertesi gün. İşte resim. Bir AKP milletvekili tutamadı ağzını. Tutamadı. Ve dedi ki 2-3 puan bu oylarımızı arttırdı. Bakın anında Binali Yıldırım dedi ki biz krizden nemalanmıyoruz. Bu tür açıklamalar kamuoyunda yanlış algılanır. Hollanda krizini biz planlamadık. Bizim projemiz değil. Bu itiraf aslında. Sana kim öyle söyledi? Ha, şu doğru. Doğrudan doğruya tek başına planlamadınız. Avrupalılarla birlikte planladınız. Üstelik de bunları bir oy uğruna oradaki Türk vatandaşlarının geleceğini riske attınız. Ha şunu da söyleyeyim. Ben ama bunlar gibi iki yüzlü değilim. Ben ezelden beri Avrupalıların zaten iki yüzlü olduğunu söylüyorum. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün Batı'nın ilim ve fennini almalıyız. Ama namusuna, ahlakına, vicdanına güvenilmez demesi gibi. Ama ben yapmadım bunlarla bu ittifakları. Şimdi değerli yurttaşlarım, çok belge var. İki üçünü hızla söyleyeceğim. Bakın lütfen puzzle'ın, yapbozun parçalarını birleştirin. Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice o dönemde 22 ülkenin haritası değişecek dedi. Tamam mı? Nere bura? Orta Doğu. Tamam. Şimdi peki nasıl olacak bu? Türkiye var. Şimdi burada 3 kişiyi hiç unutmayacaksınız. Morton Abramowitz, Paul Henze ve Graham Fuller. Bunların üçü de eski CIA istasyon şefleri. Şimdi bu iktidarın genel projesine yeni Türkiye ve Osmanlıcılık. Şimdi Graham Fuller bu işi 93'te planlıyor. Bir kitap yazıyor daha sonra. Kitabın ismi Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Bak Allah'ın işine bak. Peki başka ne diyor biliyor musunuz? Şimdi bunlar o kadar önemli Allah'ın ki. Allah'ın işine mi, CIA'nin işine mi? Tabii. Allah'ın yani, ne alakası var bunun? Tabii. O bizde deyim ya. Evet. Yani bak evet, hani evet. Bak al. Şimdi bunların lütfen bazı pasajlar okuyorum. Paul Henze ve Graham Fuller'in zaman zaman söylediklerinden alıntılar. Atatürkçülük ölmüştür. Vay ulus be. Devletler dönemi bitmiştir. Türkiye Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli ve çok ırklı bir yapıyı benimsemelidir. Bunun için en iyi yol ılımlı İslam'dır. Ama bu Amerikan İslamı. Bu İslam'ı da kirletiyor bunlar. Etnik kimlikler kendini ifade edebilmelidir. İki, Ufuk Güldemir'e verdiği söyleşide bu Fuller diyor ki Kemalizm miadını doldurdu. Artık piyasacı, küreselleşmeci İslam ana belirleyici olduğu, İslam'ın ana belirleyici olduğu Osmanlı benzeri yeni Türkiye'nin zamanı geldi. Şimdi zannediyorum sadece bunlar bir şeyi gösterdi. Şimdi lütfen ekleyin. Lütfen ekleyin. Bakın bu kehanet falan yapmıyor. Diyor ki bu gene Graham Fuller 2001 sene. Türkiye yakın gelecekte iki partili bir temsil sistemine gebe. Yahu adam o zamandan planı yapmış. Bir ara not. Bu proje önce rahmetli Necmettin Erbakan hocaya sunuldu. Hoca öyle böyle ama sapına kadar milli bir adamdı. Derhal reddetti ve 28 Şubat'la bunun bedelini ödettiler. Ve bu projeyi uygulamaya dünden gönüllü ve hazır olanları çıkardılar. Şimdi hocam bugünkü Saadet Partisi Genel Başkanı da merhum Erbakan gibi bakıyor ve bu anayasaya hayır diyor. O yüzden kendisine çok anlamlı konuşmalar yürekten yapıyor. Teşekkür ediyorum. Evet. O milli duruşu için. Şimdi bakın
Geldiğimiz nokta şimdi. Bunu okuyunca tam iş yerine oturacak. Ama 550 milletvekilini bir takım kurumları aşmak mı daha zordur? Tek bir kişiyi ikna etmek, ikna olmuyorsa beyzbol sopası göstermek suretiyle ikna etmek mi kolay? Şunu lütfen unutmayın. Bakın, eğer 1 Mart tezkeresi döneminde bir meclisimiz olmasaydı, kurumlarımız olmasaydı, Türkiye bugün işgal edilmişti. Niye? Irak'a girmek için Samsun ve Trabzon limanını istediler. Yahu Irak nire, Trabzon, Samsun nire? Gireceklerdi 90 bin askerle ve bir daha çıkmayacaklardı. Lütfen şimdi dikkat buyurun. O 1 Mart tezkeresinde hükümeti ikna ettiler. Ama kendilerine teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de 99 tane vatansever milletvekili evet demediği için ve ilginç olan evetlerin sayısı fazla olmasına rağmen kanunda öngörülen yeterli evete ulaşamadığı için reddedildi. Yani hayır diyenler ülkeyi işgalden kurtardı. Şimdi tek bir adam, tamam mı? Bakınız, bu da yalanlanmayan Paul Henze'nin 2006'da Beyaz Saray'a sunduğu rapor. Hadi yalanlasın. Türkiye'nin bu şekliyle diyor, Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmalarını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde meclis, meclisi ikna ettiğimizde ordu, orduyu ikna ettiğimizde yargı karşınıza geçebiliyor. Eğer diyor Amerika'nın çıkarı Türkiye'de bir federal devlet kurulması ise ki o mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir. Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır. Eğer o bir kişi Amerika'nın çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz. Şimdi hikaye şu demek ki, bir kişi üzerinden Türkiye'yi teslim almak. Çünkü bütün kuvvetleri toplayıp da hele ki denetleyemiyorsanız. Buna bir şey daha ekleyin, çok uzattıysam. İşte bakın, şimdi kim evet kim hayır diyor da var ya, hepsinin belgesi burada ama şu çok çarpıcı, şu ikisi. Halen belki duymamış olanlar olabilir. Ben bunu 20 gündür anlatıyorum. Bu, bakın, dünyada değerli yurttaşlarım, 3 tip rejim var. Yönetim biçimi, hükümet sistemi. 3, 4. yok. Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem. Ben literatürü taradım. Hadi gelsin Burhan Hoca da konuşalım. Dünyada literatürde şimdi bize getirmek istedikleri ki başkanlıkla uzaktan yakından ilgisi yok. Yetkileri genişletilmiş cumhurbaşkanlığı diye bir şeye rastlamadım. Ama varmış. Sene bak, Fuller bu işi 93'te planlamaya başladı. CIA adına tabii ki. Sene 97. Cemaat görünümlü çete başı 30 Mart tarihli, 97 tarihli Zaman gazetesinde verdiği mülakatta, bırakın şeyi, sistemin şimdiki adını koymuş. Diyor ki, başkanlık sisteminin altyapısı hazırlanmalı, insanımız hazırlanmalıdır. Bak bak, selahiyetleri genişletilmiş bir cumhurbaşkanlığı üzerinde durulursa, adı bu, selahiyetleri genişletilmiş cumhurbaşkanlığı bu sistem. Bir rıhtım, bir sıçrama ayağı, bir rampa sayılabilir. Rampa niye biliyor musunuz? Devamında ilk 4 maddenin değiştirilmesi ya da başkanın bir olağanüstü hal kararnamesiyle eyaletlere geçmesi. Bunun için vaktim yetmeyecek. Zaten mevcut cumhurbaşkanı
açık bir vaziyette güçlü Türkiye'den kastının eyaletlere geçmiş bir Türkiye olduğunu ve vali seçimleriyle ilgili bir soruya karşı da bunun 2023'te düşünülmesi gereken bir mesele olduğunu söylüyor. Hedef 2023 ve güçlü Türkiye. Daha bunun ayrıntısı var ama şöyle bitireyim. Devam ediyor bu çetebaşı. Ben şahsen diyor, başkanlık sistemine de selahiyetli genişletilmiş cumhurbaşkanlığına da sıcak bakıyorum. Şimdi diyor ya FETÖ, kardeşim bak, ilk buna evet diyen, kurgulayan, ismini koyan bu çetebaşı. Ama burnunu, sümüğünü çekmekten aciz bir adamın aklı değil bu. Bu kimin kucağında oturuyorsa onun. Son bir ekleme yapayım. Ben her yerde 10 senedir söylüyorum. Bakınız, ha ona bir de kim evet diyor biliyor musunuz? Bölücü başı, İmralı'daki cani, İmralı tutanaklarında açık ve net bir vaziyette, bak rejimini değiştiriyor Türkiye'nin. Diyor ki Türkiye alışkanlıklarını değiştirmeli, emredersin. Bu bir rejim değişikliği olacaktır. Biz başkanlık sistemine sıcak bakarız, bunun için AKP ile ittifak yaparız. Nitekim, lütfen bunun hesabını soralım. Hadi gelsin. Bay Yalçın Akdoğan, değil mi teorisyen? Bakın, daha 2006 yılında, özür dilerim, 2006 mı hemen bakıyorum. Evet, diyor ki, değerli yurttaşlarım, 14 Ocak 2004 bir televizyon programında çok hakikaten çarpıcı rejimin değişmesi için bakın bize diyorlar ki reklam sistem, zamanı geldi hocam. Rejimin değişmesi için 200 yıldır ilk kez iç ve dış dinamikler örtüşmektedir. TBMM'de çoğunluğa sahip AKP hükümetinin talepleriyle Batı'nın talepleri birbirini tutmaktadır. AKP'yi iktidara getiren kitlelerin talepleriyle iç dinamik diyor. ABD'nin ve AB'nin talepleri aynı çizgide birleşmiştir. Bay Yalçın Akdoğan çık bunu bize açıkla. Ne anlama geliyor? Peki çok teşekkürler hocam. Sevgili seyirciler, Muğla'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Güzel Fethiye'den Halk Arenası canlı yayınına kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra soluk soluğa devam edecek bir üçüncü bölümle karşınızda olacağız. Ve Sayın Ümit Kocasakal hocamızın anlattıkları nereye doğru bizi sürüklüyor? Burada hedeflenen son aşama nedir? Onu da anlatacağız. Türkiye'ye yönelik muazzam küresel bir tehdit var. Bunu da sizlere açıklayacağız. Dolayısıyla lütfen bizden ayrılmayın. Daha sonra reklamların ardından birlikte olacağız.